Onur Bey günaydın. Günaydın. Onur Bey ne yaptınız? Hiç sorma Samet. Lale Hanım inanmadı mı size? Konuşsam inanacaktı ama annesi izin vermedi görmeme. Annesi mi? Kesin haberleri gördü o zaman. Ben size bir şey söyleyeyim Onur Bey. İşiniz çok zor. Ayvayı yediniz vallahi. Hem de nasıl? Onur Bey vallahi kızıyla ayrı, anasıyla ayrı uğraşıyorsunuz. Kim bilir size neler söylemiştir. Ben biliyorum o anneyi. Yani biliyorum derken tahmin ediyorum. Üzerinize saldırmak için atladı mı? Eğer atlamadıysa bir dahakine kesin saldırır. İşte bu güzel haber. Üzerinize saldıracak olması mı? Japonlar mail atmış da tasarımlarınıza hayran kaldık diyorlar. Bundan sonraki projeleri de beraber yapalım diyorlar. Özellikle tasarım ekibinizi tebrik ediyoruz. En yakın zamanda da tanışmak istiyoruz diyorlar. Oh oh, süper haber. Onur Bey, bir şey mi oldu? Tasarımları yapan Pelin Su. Ben şimdi ne yapacağım ya? Ya bir şey de doğru gitsin ya. Bana bir kahve söylesene Samet. Söyleyeyim. Ona müsait misin? İşlerim var biraz ama seni dinliyorum. Haberleri gördüm. İnan bana en az senin kadar ben de üzgünüm. Avukatımla resmi yollardan haberleri yalanladık. Birkaç tanıdığı da araya soktuk. Haberleri basmayacaklar. Artık olan oldu. Bak, her yerde boy boy fotoğraflar, haberler. Dün gece de basına konuştun öyle, ileri geri biz beraberiz, bize ayrılmadık falan. Ama ben çok sarhoştum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani seninle ikimizi düşününce kendimi durduramadım. Yani böyle şeyler yapacak biri değilim. Beni tanıyorsun. Yani en azından kendimi rezil etmezdim. Vallahi artık ben neye inanacağımı şaşırdım Pelin'si. Onur, ben söylediklerimde gerçekten çok samimiyim. Eğer Lale sana inanmadıysa ben Lale ile de konuşabilirim. Ben Lale ile daha konuşmadım ama konuşunca bana inanacak, eminim ben. Eminim öyledir. Tebrik ediyorum Pelin Sucuğum, gerçekten bravo. Neyi tebrik ediyorsun Erol? O haberler doğru değil, biz birlikte değiliz yani. Orası beni ilgilendirmiyor kuzen, orası sizin özeliniz. Şey için tebrik ediyorum, Japonlar Pelin Su'nun tasarımlara bayılmışlar. Görmedin mi maili? İnanmıyorum. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Tebrikler. Gerçekten tabii. Ellerine sağlık. Bundan sonra şirket olarak hep beraberiz diye düşünüyorum ha. Teşekkürler Erol'cum ama ben artık bu şirkette çalışmak istemiyorum. Aa. Yani en azından doğru bulmuyorum. Şöyle bir zaman. Neden? Erol, senin bilmediğin şeyler var. Biz seninle konuşuruz, tamam mı? Ha. Neyse, ben müsaadenizi isteyeyim. Müsaade senin. Hoşça kal. Görüşürüz de. Sen mi bir şey yaptın? Hayır, kızın başarısının üstüne bir şey yaptıysan gerçekten. Erol, işim var. Hiç lafını bilmiyorsun. Şöyle bir zamanda. Efendim? Ben iş yerinden çıktım şimdi. Doğum kursuna geçiyorum. Tamam, ben de şimdi işlerimi hallettim. Holding'den çıkıyorum, orada görüşürüz o zaman. Tamam, hoşça kal. Nasıl unuttum ya? Hayır, annesinden izin nasıl aldı ki? Gel. Onur, seninle konuşabilir miyiz? Konuşmamız yarım kaldı. Benim acil çıkmam lazım Pelin'su. Tamam, o zaman ben hemen konuya gireyim. Ben artık bu şirkete çalışmak istemiyorum. Seni de bir daha rahatsız etmeyeceğim. Ama eğer benimle konuşmak istersen, ihtiyacın olursa her zaman arayabilirsin. Ya bunu zaten biliyorsun. Pelin'su, ama acil çıkmam lazım dedim ya, bu böyle ayaküstü konuşulacak bir konu değil.
Tamam, babaannem holdingde olmanı istemiyor olabilir. Ama senin projeye yaptığın bir katkı var, bir verdiğin emek var. O yüzden ben bunu görmezden gelmek istemiyorum. Biraz zaman ver bana, düşüneyim. Konuşalım, tamam mı? Tamam. Hadi hoşça kal. Hoşça kal. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.